Kanal Grup ekranlarından bir kez daha merhabalar sevgili izleyenler. Yüz yüze siyasetle canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz efendim ve bu akşamki stüdyo konuğumuz yine avukat sevgili Yahya Demirkol bizlerle birlikte gündemde öne çıkan başlıkları ve programımızın adından da anlaşılacağı üzere siyaseti üzerinde hem Türkiye siyasetini hem de üzerinde Şanlıurfa siyasetini masamıza yatıracağız. Dilimizin döndüğünce yorumlamaya çalışacağız süreci. Hemen değerli konuğuma dönüyorum. Sayın Demirkol hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım bizi izleyenler de iyidir, siz de iyisinizdir. İnşallah efendim. Tek temennimiz her şeyin daha iyi olması tabii İnşallah, ki. Evet efendim. Programın açılışında da bahsettiğimizde nihayetinde biz hemen hemen her hafta gerçekleştiriyoruz bu programı ve ilk bölümde de genel anlamda gündemde öne çıkan başlıkları irdeliyoruz. Ardından ikinci bölümümüz özellikle Şanlıurfa siyaseti ağırlıklı oluyor. Son bir haftadır gündemden öne çıkan başlıkları nasıl yorumlarsınız? Yani benim şöyle notlarım var birkaç böyle. Zaten çok hızlı bir şekilde gündem değişiyor. Evet. Yani bir hafta önceki notlarıma bakıyorum, yorum ne kadar çok şey değişmiş gerçekten. Bu hafta Isparta'da ve Etimesgut'ta özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bence önemliydi. Suriye'ye yönelik bir operasyonun bence ipuçlarını vermiş oldu. Hazırlıklar tamam. Güvenli bölge oluşturmak için yeni bir göç dalgasını da tek başımıza artık göğüsleyemeyeceğimiz durumunun göç dalgasını olduğunu belirtti. Göğüsleyememek, yani bu konuda bir tutum içerisinde olmak, net bir tutum içerisinde güvenli bölgeyi oluşturmak. Tabii bir de belki de bunun seçimlerle beraber de aslında denk gelmesi de mutlaka seçimleri etkileyecek bir faktör olacaktır. Tabii her zaman söylüyoruz. Denk mi gelecek, denk mi getirilecek yine altını çizerek. İşte bu konuda şöyle, hani mesela biz şimdi buna nihayetinde güvenli bölge ihtiyacı var. Tartışılıyor bu konu kamuoyunda biliyorsunuz. Aynı zamanda bir göç dalgası söz konusu. Zaten en baştan beri biz konuştuğumuz zaman aslında bir güvenlik koridoru ihtiyacını daha önce konuşmuştuk. Ancak her zaman söylediğimiz gibi biz masum insanlar inanın ölmeden, hatta hiç kimsenin aslında canı yanmadan bu sürecin tamamlanmasını umut ediyoruz. Orada bir an önce barışın aslında tesis edilmesini ve bir anayasanın yapılmasını, zaten hazırlık çalışmaları vardı daha önce konuşmuştuk Suriye'de. Bir an önce orada artık meşru bir hükümetin, en azından seçimler sonrasında oluşacak hükümetin muhatap alınmasını ve Suriye'ye barışın tamamen egemen olmasını, dolayısıyla yurtlarından olan insanların da evine dönmesini umut ediyoruz. Bu anlamda bu geçen birkaç ay içerisinde yaklaşık olarak Türkiye'de biliyorsunuz 3.600.000 civarında resmi rakamlar böyle sığınmacı var, Suriyeli sığınmacı. Bunlardan 300.000'i geri dönüş yapmış. Evet. Yani %10 civarında bir dönüş var. 311.000 kaynaklar öyle söylüyor. İçişleri Bakanlığı'nın kaynakları. Bir dönüş var Suriye'ye. Eğer bu süreç hızlı bir şekilde ve sağlıklı yürürse dönüşlerin daha fazla olacağını, ama bu dönüşlerin de tamamen olmayacağını biliyoruz. Evet. Çünkü göçmenler, sığınmacılar bir süre sonra göçmen statüsüne ve daha sonra da vatandaşlık statüsüne kavuştukları zaman kolay kolay ülkelerine geri dönmüyorlar. Orada bir hayat kuruyorlar. Evet. Ve Urfa'da da belki Türkiye'nin pek çok kentinde de bu olacak, ama tabii ki en çok etkisini Urfa'da gösterecek daha uzun süre. Türkiye ilk gün itibariyle sığınmacılara kapılarını açtı. Soframızı, evimizi onlarla paylaştık. Halihazırda büyük problemler yaşanmasa bile artık ağırlıklı olarak vatandaşlar da Suriyelilerin artık yavaş yavaş peyderpey de olsa ülkelerine geri dönmeleri noktasında hemfikir bu noktada. 36 milyar dolar Ahmet Bey. Evet. 36 milyar dolar harcanmış yani bu Sayın Cumhurbaşkanı ifadesi. Ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye taahhüt ettiği rakam 3 milyar euro daha tam ödenmemiş. Yani evet. 3 milyon avro, euro ne dersek artık. O para henüz ödenmemiş ama Türkiye 36 milyar dolar para harcamış bu işe. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son söylemlerine de artık bu vatandaşın üzerindeki yükün biraz daha azaltılması gerektiğine yönelik paralel çapta ilerleyen söylemler var. Suriyelilerin tekrar ülkelerine geri dönmesi. Ama zaten tabii ki Suriyeliler ülkelerine geri dönecekler, ama bunun bir altyapısının oluşturulması lazım yani. İşte öncelikle bir kere o insanlar savaştan kaçmışlar. Bakın kimse yurdunu keyfi terk etmemiş. Evet. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir daha söyleyelim. Ama elbette ki bizim de bir dayanma gücümüz var. Ama her zaman için biz sonuna kadar o insanlara aslında ev sahipliği yapmalı. Onları da buradan çok güzel bir şekilde uğurlamalıyız. Evet. Kendi yurtlarına. Ama ben tabii ki daha önce de söyledim. Göçmen kültürü bir süre sonra yerleşik kültür oluyor. Onlar o kentte aslında öncelikle maalesef
olumsuz bir takım işte suçlara karışıyorlar, çeteler oluşturuyorlar bir süre. Daha sonrasında onlar o kentin ekonomisine, bir süre sonra siyasetine de hakim oluyorlar. Türkiye'de ve özellikle Urfa'da da çok yakın gelecekte bunların olacağını maalesef ben tahmin ediyorum. Ama ne olursa olsun onların savaştan kaçtığını aklımızdan çıkarmayalım. Aynen, ben de aynı şeyi söylüyorum ama umudumuz, temennimiz oradaki barış sürecinin bir an önce tamamlanması. Yani orada normal yaşama bir an önce geçirmesi ve bu insanların da, isteyen bütün insanların tabii ki oraya dönüşlerinin sağlanması. Ama dediğimiz gibi şu an için 300 bin kişi dönmüş. Yine diğer bir başlık, yani benim aldığım notlar arasında biraz da siyaseti ilgilendiren bir konu. O da Sayın Binali Yıldırım, biliyorsunuz, evet, meclis başkanlığından istifa etti. Artık adaylık başvurusunu yaptı. Biz burada tartışmıştık hatırlarsanız. Evet. Anayasa 94. maddesinden, hı-hı, bahsetmiştik. İstifa etmesi gerektiğini söylemiştik. Hı-hı. Siyasetçiler, mesela Sayın Cumhurbaşkanı da istifa etmesine gerek yok demişti hatırlarsanız. Evet. Sayın Bahçeli de aynı görüşü demişti. Siyasetçiler söyleyebilir. Ben aslında en çok uzun gelirken yolda düşündüm. Hani siyasetçiler siyasi bir söylem olarak bunu ifade edebilirler. Nihayetinde hukukçu değiller. Bakın. Ama hukukçuların bunun tartışması çok yanlıştı. Ve aslında bu istifa belki de onlara verilmiş en iyi cevap. Yani istifa etmesine gerek yok diyen hukukçulara verilen en iyi cevap bence Binali Yıldırım, Sayın Binali Yıldırım istifa ederek vermiştir. Çünkü anayasa çok açık. İşte milletvekilleri vesaire tek tek saymış. Şu ama keşke yapanlar, bu söylemler söylenmeden önce istifa yapılsaydı. Tabii ki öyle. O çok daha doğru olandı. Evet. Ama belki de işte o zaman için o polemik, o siyasi tartışma başkaları için gerekli olabilir. Ama beni üzen hukukçuların toplumu yanlış bilgilendirmesi. Evet. Çünkü Türkiye her ne kadar eksikleri olsa dahi, hı-hı, anayasal bir hukuk devleti. Ya bir anayasası var ve herkesin anayasaya, hatta anayasanın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmelere dahi uyması gerekiyor. Kurumları devleti bağlıyor. Uluslararası sözleşmeler. Şimdi siz çok açık bir maddeye rağmen bunun aksini savunursanız işte o zaman keyfilik ön plana çıkmış olur. İnsanların güveni kalmaz. Peki şunu sorayım. Siyaset bunu mu gerektirir? Bir önceki söylediğimizi unutup tam tersi söylemlerle yola ilerlemeyi mi gerektirir siyaset? Yani tabii ki bizim anladığımız siyaset bu değil. Yani yönetim bilimi olarak insanlara çok daha iyi, çok daha huzurlu, çok daha güzel bir imkan, ülke bırakmak veya işte o ülkede yaşatmak imkanı var iken, hı hı, bu tür polemikler insanların bir kere huzurlu kaçıran, bir anlamda aslında hem özgürlüğünü hem de güvenliğini tehdit eden bir şey. Nasıl? Şimdi ben neyin olması gerektiğini mevzuata göre bilirsem, neyin olmaması gerektiğini de bilirim. Ve o kurallar uygulanacaksa eğer, herkes için, herkese, o zaman kendimi hem özgür hem de güvende hissederim. Ama o kurallar kişiye göre değişiyorsa, o zaman hukuk devletinden bahsedemeyiz. Çünkü hukuk devletinde temel şey eşitliktir. Herkes yasalar karşısında eşittir. Herkese aynı uygulama yapılır. Keyfilik olmaz. Yani hem idari hukukunun hem de hukuk devletinin temel ilkesi eşitlik ilkesidir. Hı hı. Kişilere göre muamele yapılmaz. Genellik ilkesi vardır. Bu yüzden yani ben bunu yani siyasi olarak da olsa doğru bulmam. Zaten aynı şekilde de ifade etmiştik. Dediğimiz yere geldik. Hı. Artık bunun aksini o gün keskin bir şekilde ifade edenler, sanki biz sadece muhalefet anlamında bunu söylüyoruz diye düşünenler kendileri bir değerlendirsinler diye düşünüyorum. Evet. Biraz ufak ufak ülke siyasetine geçecek olursak. Tabii ki ittifak görüşmeleri bu anlamda devam ediyor. Cumhur İttifakı da genişledi diyebiliriz. Yelpazesini tabii biraz daha açtı. Ona da değinelim. İyi Parti ve CHP arasındaki ittifak 51 ille biliyorsunuz sınırlanmıştı. Yani daha doğrusu o ittifaklar sonrasında, evet, uyum 51 il üzerinde olmuştu. AK Parti ve MHP arasındaki Millet İttifakı da Cumhur İttifakı da o da 50 ile kadar ulaştı. Çünkü, evet, hemen hemen yaklaştılar artık. Yani İyi Parti ile CHP'nin ittifakı 51 il, AK Parti ile MHP'nin de ittifakı 50 il oldu. Fakat tabii şimdi bu şöyle bir karmaşa oluşturdu. Demin program başlamadan da sizinle konuştuk biraz. Şimdi bu hem sistemin değişmesi hem de seçim sistemindeki değişiklik ile, yani ittifakların seçime girmesiyle birlikte, milletvekili seçimde tabii ki, bu seçimlerde ittifak biliyorsunuz yasal değil. Yani yasal dayanağı yok, ancak partiler sadece aday göstermeyerek, evet, orada bir ittifak yapıyorlar. Veya işte siyasi söylemlerinde biz bu ilde MHP adayını destekliyoruz veya CHP adayını destekliyoruz veya İyi Parti veya AK Parti veya işte ittifakın diğer partilerini destekliyoruz diye açıklamalar yapıyorlar. Evet. Yani aslında yasal bir dayanağı yok yerel seçimlerde. İttifak aslında milletvekili seçimlerinde yasal dayanağa, evet, kavuştu. Onu biliyoruz.
bir kez daha söylemekte yarar görüyorum. Şimdi tabii şöyle karışıklıklar var. Aynı ilde dahi bazı ilçelere ittifak yok. Dolayısıyla büyük şehirde örneğin ya da ilde bir parti, iki parti, AK Parti veya MHP veya işte CHP, İYİ Parti ittifak halindeyken bir ilçede iki partinin adayı yarışacak. Veya Türkiye'ye baktığımız zaman 81 ilden bahsediyorsak 50 ilde ittifak varsa 30 ilde 31 ilde yarışacaklar. Aslında ben bugün erinmedim. Arkadaşlar da gösterebilirler. Güzel bir çalışma yaptım burada. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Hangi ilçede hangi başkan adayı var? Hangi partiden? Onu teker teker ikinci bölüm ağırlıkta Şanlıurfa siyasetini konuşacağımız için yine söylüyorum. Tabii. Erinmeden böyle bir tablo hazırladım. Bu tabloyu okuduğumuz zaman da sizin söylediklerinizde eş güdümlü olarak gerçekleşecek sözler. Aynen öyle oluyor maalesef. Evet. Ben bu zaman Saadet Partisi'nden bahsetmeden geçemeyeceğim. Çünkü Türkiye'de şu anda her ne kadar bazı illerde ittifak, gizli ittifaklar söz konusuysa dahi Türkiye'nin bütün seçim bölgelerinde 1389 bölgede bakın aday gösteren tek parti Saadet Partisi. Hı hı. Yani o yüzden Saadet Partisi'ni bu anlamda kutlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii sonucu ne olur? Seçime nasıl bir yansıması olur? Onu tam olarak söyleyemeyiz buradan. Onu artık 31 Mart sabahında ya da akşamında konuşacağız. Fakat Türkiye'de bütün partiler ki AK Parti ilk defa aday çıkarmıyor bazı ilde. Hı. İttifak gereği işte bazı illerde fedakarlık yaptı. Ve AK Parti'nin kuruluşundan bu tarafa girdiği bütün seçimlerde her bölgede adayı olmasına rağmen bu seçimde, mesela bu seçim bu anlamda çok önemli, yerel seçim. Bu ittifak dolayısıyla AK Parti'nin aday göstermediği yerler olacak. Bu arada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Avukat Nihat Çiftçi rutin doktor kontrolüne gittiği esnada doktorun tavsiyesi üzerine anjiyo yapıldı. Sağlık durumu da bildiğim kadarıyla iyi. Nihayetinde bir gün dinlendikten ertesi gün sonra yine çalışmalarına devam etti. Vatandaş ziyaretlerinde bulundu. Bir kez daha bu ekranlardan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir kez daha söylemiş olalım. Ben de hem belediye başkanımıza hem de benim sevgili meslektaşım, değerli dostum ona buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin. Amin. Çok enteresandır. Yani başkası olsa bence dinlenirdi birkaç gün. Ama kendisi sağlığına kavuştuktan sonra yine seçim çalışmalarına da katılıyor bu arada. Vatandaş ziyaretlerini de sürdürüyor. Hem yani belediye hizmetleri devam ediyor. Belediye hizmetleri de tabii bir yandan devam ediyor. Yine vatandaş zor iş tabii. Evet. Yani gerçekten Allah herkesin emeğini anderler ki hiç etmesin. Amin. Onun da emeği hiç olmasın. Tabii Allah onu çocuklarına bağışlasın. Urfa halkına da tabii aynı anda akrabalarına bağışlasın. Kıymetli bir insan. Hı. Emeği olmuştur Urfa'ya. Eksiği de fazlasıyla Urfa'ya hizmetleri olmuştur. Biz burada yaptığı iyi hizmetler için, doğru hizmetler için kendisine teşekkür ediyoruz. Ve ona tekrar bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Çalışmalarında da başarılar dileyelim. Şanlıurfa'ya daha yapacağı çok hizmeti vardır kendisinin diye düşünüyorum. Evet. Yani zaten siyasetle bitmiyor sadece hizmet etmek. Hep bunu söylüyoruz. Evet. Şimdi bunlar bu tür yerler görev. İnsanlar görev alırlar. O görevi layıkıyla yapmaya çalışırlar. Ancak tabii ki Türkiye'deki siyasi sistem gereği her görevini iyi yapanın görevde kalması diye bir şey söz konusu değil. O görev de bir insanın hizmet etmesi için son yeri değil. Evet. Hizmet etmek için pek çok alan var. Elbette ki bu tür yerler, görev alanları çok daha etkin, hizmeti çok daha doğrudan götürebilecek, kendi projelerini çok daha rahatlıkla uygulayabilecek yerlerdir. Özellikle belediye başkanlığı. Yani bugün mesela milletvekiliyle kıyasladığımız zaman milletvekilinin görevleriyle elbette ki milletvekili de çok iş yapıyor. Ancak daha çok yasama düzeyinde görev yaptığı için kendi program ve projesinden daha çok bir anlamda partinin program ve projesine göre hareket etmekte ve ona göre tavrını koymakta bulunduğu yerde. Ama bir belediye başkanı için hani çok daha farklı hayallerini, projelerini doğrudan hayata geçirme şansı var. İşte kendine ait bir bütçesi var, kendine ait bir ekibi var. Bu ekibi belirleme noktasında inisiyatifleri var, karar alma mekanizmasında. Tabii ki meclis çok ehemmiyette. Ama eğer bu anlamda değerlendirecek olursak, aktif olma veya işte düşündüklerini hayata geçirme açısından belediye başkanlığı çok daha etkin ve aktif bir meslek. Ama bunun dışında dernekler var, sivil toplum örgütleri var. Kanaat önderliği gibi son zamanda gündeme gelen bazı artık halkın adlandırdığı şekilde söyleyecek olursak inisiyatifler var. Bu anlamda orada da tabii kendisinden istifade edilebilir. Danışmanlık olabilir, istişare yapılabilir.
Yani o yüzden bence hiçbir şey son değildir. Her şey başlangıçtır. Ama bu da bir başlangıç. Güzel bir cümlesi vardı kendisinin. Ben yine bu şehirde olacağım. Yani çoluğumla çocuğumla yine bu şehirde yaşayacağım. Dolayısıyla bu şehre de hizmet etmeye devam edeceğim diye de bir söylem vardı. Zaten hepimizin beklentisi o. Hı hı. Herkes bilgisi ölçüsünde, becerisi ölçüsünde bu kente hizmet sunsa bu kentin sorunu kalmaz diye düşünüyorum. Evet. Peki yine devam edelim. Bu arada belediye meclis üyeleri adayları da listeleri dün itibariyle saat 5 itibariyle seçim kurullarına teslim edildi. Bakabildiniz mi partilerin üzerinde Şanlıurfa'ya konuşacak? Yani şöyle şimdi Urfa'da aslında 3 merkez ilçe için konuşacak olursak biliyorsunuz bir tarafta yani şu an için AK Parti zaten çok net olarak hem sahada hem de kararlı bir şekilde. Evet. Orada tabii bir çatlak var, onu konuşacağız şimdi AK Parti'de. Evet. Bir de Çatı'da bir çatlak var. Evet, onları da konuşacağız. Ama AK Parti dün itibariyle 3 merkez ilçe dahil olmak üzere. Çatı'daki çatlak biraz daha büyüdü yalnız. Onu da söyleyelim, evet, öyle bekletelim evet, insanları. Onu birazdan konuşacağız. Biraz da böyle şey hani az sonra der gibi biz de bir kendi reklamımızı yapmış olduk izleyenlerimize. Ancak AK Parti bütün ilçelerde aday listelerini sunmuş oldu. Bunlar hem işte sosyal medyada hem işte yerel basında yer buldu. Genel olarak tabii ki her seçim dönemlerinde listeler eleştirilir. Önce belediye başkanları üzerinden yarış olur ve o yarış sonrasında aday olmayanlar veya işte gönlündeki adayı, istediği adayı görmeyenler bunu eleştirir. Daha sonra da bu yarış meclis üyelikleri için olur. Orada da tabii ki eleştiriler olur. Ama benim en çok duyduğum eleştiri AK Parti listeleri için söyleyeceğim. Çünkü daha diğer listeler kesin değil. Onu birazdan konuşacağız. Evet. Çatı adayı açısından baktığımız zaman. Aslında artık Saadet Partisi adayı dememiz lazım. Çünkü Sayın Sabahattin Cevheri Saadet Partisi'nden aday oldu. Ama ona birazdan geleceğiz. AK Parti'de 3 merkez ilçeden gördüğüm kadarıyla kamuoyunda bazı sesler, hoşnutsuzluklar var. Yani tartışılan, konuşulan. Haringe ilçesinde mesela diyelim ki belki en az ses orada ama orada işte çok yakın akrabalıkların, akrabaların 3-4 kişinin hatta listede olduğu, yani bu kadar fazla yakın akrabanın Urfa için konuştuğumuz zaman bunlar maalesef önemli. Benim aslında anlayışım şudur, akrabalıktan çok gerçekten bilgi, beceri, kapasite bu anlamda katkı sunmaktır. Evet, hattın diğer ucunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi telefon bağlantısında. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun Ahmet Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Teşekkür ediyorum başkanım. Az önce kulaklarınızı çınlattık burada sayın avukat sevgili Yahya Demirkol'la birlikte. Geçmiş olsun evet, dileklerimizi yani bir kez daha iletelim sizlere. Diliyorum. Sağlık durumunuz nasıldır efendim? Ya Allah'a şükürler olsun. Bugün iyiyim, gayet iyiyim. Çok şükür. Böyle evet yani hemşehrilerimizi üzmüş oldum. Yoğun da bir telefon, bir mesaj trafiği altında kaldım. Sizin vasıtanızla ben tüm Şanlıurfalı kardeşlerim, tüm hemşehrilerime hem saygılarımı sunuyorum. Hem bu, yani üzüğümün farkındayım ama işte tabii yoğunluk ve sağlık sebepleri maalesef üzücü. Yani ama çok şükür atlatmış olduk. Hafiften biraz katse işte damarların darılması neticesinde bir yanma sonucunda ben hastaneye gittim. Bir anjiyoda çok şükür açıldı. İlaç tedavisi alıyoruz. Allah'a şükürler olsun. İyiyiz. Ama çok şükür yani atlatmış olduk. Ben tekrar vasıtanızla tüm hemşehrilerime hem teşekkürlerimi hem iyi olduğumu, çok şükür görevimin başında olduğumu, onlara da canımız feda ya, sorun yok. 10 yıldır durmadan duraksamadan hizmet ediyoruz şu an bu konuda. Tekrar geçmiş olsun diyelim başkanım. Sayın Demirkol da sizlere geçmiş olsun dileklerini iletmek isterler efendim. Başkanım iyi akşamlar, geçmiş olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum Yahya Bey, siz sağ olun. Allah şifa versin inşallah. Allah var etsin. Allah sizleri, çocuklarınızı, ailenize, tabii halkımıza bağışlasın. Sağ olun. Büyük sağ geçmiş olsun. Ben zaten sizi ziyaret edeceğim, sözüm vardı. Yahya Bey, teşekkür ediyorum. Allah büyük geçmiş olsun başkanım. İyi. Sağ olun. Başkanım bizim dikkatimizi çeken taraf anjiyo olduktan hemen bir gün sonra bir güncük dinlendikten sonra çalışmalarınıza sahada vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiniz. Dikkatimizi çeken bu oldu efendim. Yani Ahmet Bey sonuçta son güne kadar son saate kadar sorumluluklarımız var. Bunu yerine getirmek durumundayız. Aday olmamış olabiliriz. Ama sonucunda 31 Mart'a kadar Şanlıurfa'nın sorumluluğu benim omzumda doğrusu.
Vatandaşlarımızla bir araya gelmek de benim için her zaman mutluluktur. Onların güler yüzü bana moral ve motivasyondur. Bu kutsal görevlerde, bu zor emanetlerde aslında belki de bunları taşımayı sağlayan sadece ve sadece vatandaşımızın o yüzündeki güler yüzüdür. O samimi bir şekilde bir çay içirmeleridir. O güzel bir şekilde bizden hal rahatlığımızı sormalarıdır. Ben her zaman 10 yıldır da Şanlıurfalı hemşehrilerimin o kucak dolu sevgilerini de hiçbir zaman unutmadım. Her zaman da kavuşmak istediğim anlardır. Onun için bugün biraz kendimi iyi hissettim. İnanınız olsun çok da ziyaretçi akını vardı. Ama ben onların arasına bir katılayım. Hem iyi olduğumu, çünkü şehir açısından biliyorum. Şehir sağ olsun, Urfalı kadim şinastır, vefakardır. Kendisine hizmet eden hiçbir zaman unutmadı. Unutmayacaktır, bunu biliyorum. Onların üzdüğümü biliyorum. Evvelsi günkü hadiseyle, ama tabii elimizde olmayan sebepler. En azından iyi olduğumu, atlattığımı, sağlığıma kavuştuğumu da tüm hemşehrilerimin en iyisi bu şekilde öğrenmeleri daha güzel bir olay. Başkanım, sizi de yormak istemiyorum ama az önce Sayın Demirkol'la birlikte belediye meclis üyeleri aday listelerinden bahsediyorduk. Sizin ilk yorumunuzu evet. Alabilir miyiz bu anlamda? Şimdi şöyle, yani bir kere tüm siyasi partilere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Ahmet Bey. Doğrusu söylerseniz bu süreç içerisinde çok da müdahil olduğum bir konu değil. Evet. Onu söyleyeyim. Yani bu konuda müdahil olmadık. Çünkü sonuçta adaylar var. Kendi kadrolarını kendileri kurmaları gerekiyor, siyasi kadroları. Evet. Fakat Şanlıurfa'ya hizmet eden bir insan olarak baktığımda belediye başkanlığı, onu bunu bir tarafa bırakıyorum. Tabii ki şunu insan çok arzu ediyor. Özellikle üç merkez ilçe, ki diğer ilçeler için de önemli. Şanlıurfa artık bir büyük şehir. Yani bu 5 yılda insanlarımız bunu kavramaları gerekiyor. Evet. 12 ilçenin en temel hizmetlerini, en vizyonel hizmetlerini yürüten bir büyükşehir belediyesi var. Bu büyükşehir belediyesi uluslararası projelerde yarışıyor. Diğer şehirlerle yarışıyor. Uluslararası proje geliştiriyor. Dışarıda kaynak ve hibe buluyor. Çok uzman konularda çalışma yapıyor. Bu çalışmaları yaparken de meclisinde yetki alıyor, meclisinde sorumluluk alıyor başkanlık. Dolayısıyla meclisin biraz daha teknik ekiplerden oluşması gerektiğini, muhakkak içinde mimarı, mühendisi, yeminli mali müşaviri, şehir plancısı, hukukçularının, sosyologların, psikologların olması gereken, ulaşım uzmanlarının olması gereken bir meclis çerçevesi çizilmesi lazımdı. Bu anlamda ben genel olarak listeleri yetersiz buluyorum. Çünkü yani yeterli desem, buna dikkat edilmiş olduğunu desem doğru olmaz. Siyasi bir cevap olur ama çünkü ben Şanlıurfa sevdalısıyım. Yani benim için Urfa önemli. Urfa'nın yetiştirmiş olduğu değerler de var. Eğer biz kendi okumuş olanımızdan, kendi teknik elemanlarımızdan, kendi şehir plancılarımızdan, kendi mimarlarımızdan, kendi yetişmiş olan insan kaynaklarımızdan korkarsak bu şehirde adım atamayız. Biz bu şehri ehliyete ve liyakat sahibi olan insanları muhakkak sorumluluk altına almamız gerekiyor. Sadece bunu atanmış olan görevlerle değil, seçilmiş olan görevleri de vererek şehri çok sevdiğimizi, düşündüğümüzü bizim aktarmamız lazım. Maalesef bu konularda siyasi partiler dar düşünüp dar bir çerçevede hareket ettiklerini rahatlıkla belirtebilirim. Çünkü ben de kendi meclis üyelerimin listelerinin bugün Kayseri ile, bugün Konya ile, bugün Eskişehir ile, bugün Samsun'la, bugün Gaziantep ile liyakat nitelik olarak karşılaştırılmasını istiyorum. Şans olarak herkes dersinizden üstündür. Bunun şanslara hiçbir diyeceğimiz yoktur. Ama bilimsel bakış esastır. Sonuçta ihtisas belediyelerin temel görevlerinden bir tanesidir. Çünkü ben 10 yıldır belediye başkanıyım. Hangi alanda hangi görüşlere ihtiyaç duyduğumu bilen bir insanım. Dolayısıyla seçilmiş olan özellikle ihtisas komisyonları kurulacak. Bakın adı üzerinde ihtisas komisyonları. Eğer sizin listenizde bir mali müşavir yoksa plan bütçe komisyonunu nasıl icra edeceksiniz? Eğer sizin mesela listenizde bir şehir plancısı yoksa
bir mimar yoksa, bir mühendis yoksa, bir hukukçu yoksa, örneğin siz bir imar ve şehircilik komisyonunu nasıl oluşturacaksınız? Bir turizm uzmanı yoksa turizm kültür komisyonunu nasıl işleyeceksiniz? Dolayısıyla onun için biraz liyakata önem verilmesi lazımdı. Herhalde siyasi kaygılar daha ön planda kendini göstermeye başladı. Aslında Şanlıurfa 2 milyona aşkın bir şehir. Artık böyle global vekan alanda siyasi konularda handikap olarak görüp niteliği, liyakatı, erdemliği ön plana çıkarmamak bu peygamberler şehrine yazık oluyor. Bizler buna dikkat etmemiz lazım. Bu siyasilerin konusudur. Ben hiçbir zaman, her zaman istiklal noktasında hiçbir şey söylemedim. Söylemem de hepsi benim Şanlıurfalı'dır. Hepsi benimkinden üstündür. Ama ben genel olarak listeye baktığımda bu konuda bir düşüklük gördüğümü tespit ettim. Dolayısıyla yine de Allah hepsinden razı olsun. Başarılar diliyorum. Seçime gideceğiz. Fakat şehir açısından baktığımda biraz daha da uzmanlığa önem vermemiz gerektiğini belirtmiş oluyorum. Fakat yine adaylarımızın takdiridir. Onlar çalışacaklardır. Önemli olan uyumlu çalışmalarıdır. Biz bu saatten sonra 31'ine kadar bize yakışan bir şekilde Şanlıurfa'da yerel yönetimimizi tamamlayıp daha sonra bizden sonra gelen kardeşimizin de bu noktanın üzerinde defalarca noktalar koymasını, bizim bu bayrağı taşıdığımız noktadan daha öteki bir noktaya taşıması en büyük arzumuzdur Ahmet Bey. Evet. Başkanım, teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, düşünceleriniz bizler için önemliydi. O yorum ve düşünceleri de bu ekranlar vasıtasıyla vatandaşlarımıza iletmiş olduk. Tekrar geçmiş olsun diyelim sizlere. Tekrar teşekkürler stüdyomuza. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun size Yahya Bey ve ekranın başında bizi izleyen. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm emsiyelerime saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Peki, tekrar teşekkürler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Avukat Nihat Çiftçi canlı telefon bağlantısında bizlerle birlikte oldu. Sayın Demirkol tam da bizim bahsettiğimiz şeyden bahsetti. Evet, tam yerinde Başkan aslında. Başkan Nihat Çiftçi. Tam virgül koyalım hemen, bir soluk arası verelim. Olur. Kısa bir reklam arası sevgili izleyenler. Ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi'nin söylemiş olduğu konu ışığında görüşmelerimiz Sayın Demirkol'la birlikte devam edecek. Evet, verdiğimiz kısa bir reklamın ardından Kanal Orta ekranlarında yüz yüze siyaset kaldığı yerden devam ediyor. Sayın Demirkol, az önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi stüdyomuza canlı telefon bağlantısıyla konuk oldu. Tam da bizim bahsetmiş olduğumuz meclis üyeleri aday listesi konusunda haklı eleştirilere kendisinin de katıldığını anlayabileceğimiz söylemlerde bulundu. Yani ben de tabii kendisine katılıyorum. Elbette ki belki bugün bu söylemi söylemiş olmasını izleyenler aday olmamasına bağlayabilirler. Hı hı. Bakın, hani bu kadar rahat konuşmasını belki ona bağlayabilirler. Ancak ben de şuna bağlıyorum. Demek ki AK Parti açısından baktığımız zaman, çünkü Sayın Başkan AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Halen de AK Parti'ye üyeliği devam ediyor. Hı. Siyaseti orada yapıyor. Dolayısıyla demek ki AK Parti'de, ilin tamamı için söylüyorum, bir koordinasyon eksikliği var. Şimdi bugün Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına rağmen, aday göstermemesine rağmen partisinde kalan, çalışmalara devam eden bir başkan var. Bu meclis üyelikleri belirlenirken görüşünün alınmamış olması bence, yani ben kentte yaşayan biri olarak söylüyorum, eksikliktir. Çünkü görüşüne başvurmak, faydalanmak demektir. Yani şimdi birinin o görevi bırakması ya da bu dönem için aday olmamış olması, işinin tamamen bitmiş olması anlamına gelmez veya kendisinden istifade edilmeyeceği anlamına gelmez. Dediklerine tamamen şöyle katılıyorum. Tabii ki meclise esnaf olmalı. Bakın, esnaf odalarından belki sayıya göre oranlamak gerekirse mutlaka esnaf kesin olmalı. Çünkü halkın tamamını kucaklamalı aslında meclis. Belediye meclisinden bahsediyoruz. Ama mutlaka mimar, şehir plancı, inşaat mühendisi, ondan sonra iktisatçı dediği gibi bir planlama bütçe açısından bir mali müşavir. Evet. Mutlaka aslında orada olmalıydı. Ne kadar gözetilmiş onu teker teker incelemek gerekiyor. Ama özellikle mesela Eyüp Bey ile ilgili eleştiri duydum. Evet. Eyüp Bey ilçesinde, yani söyleneni söylüyorum,
Elbette ki ilkokul mezunu da olabilir meclisiyet. Zaten sosyal medya üzerinden de çok çok fazla bu konu eleştirildi. Evet. Çok deneyimli, birikimli ama ilkokul mezunu benim arkadaşlarım var. Çok da istifade edecek düzeyde. Bunlara da saygı duyacağız. İstifade edeceğiz. Ama bir aritmetik yapıldığı zaman sanki bu işin eğitimini almış, vizyonu olan, katkı sunabilecek insanlar orada yeterince yer bulamamış. Ama işte totalde listeye baktığımız zaman baştan aşağı ilkokul yazdığı zaman ister istemez de insanlar etkileniyor tabii. Ve en çok bu konuda Eyüpiye ilçesi AK Parti adayları açısından çok eleştiri konusu oldu. Evet. Şimdi tabii Urfa'nın şöyle bir özelliği var diye biliyorum. Bakın mesela enteresan bir şey söyleyeceğim. Bir sohbette sen onu diyor fazla öne çıkarma diyor, seni geçer diyor mesela. Yani şimdi insanlar şunu demiyor, sen daha çok çalış. Yani birine tavsiye ederken yakınına, sözde yakınını koruyor. Asıl yakınını korumuyor, yakınını aslında suça itiyor, hırsızlığa itiyor, haksız rekabete itiyor. Sen şimdi zaten aslında birine şunu demetsin, daha fazla çalış. Daha fazla emek ver, zaten sen önde olursun. Daha fazla çalışanı kimse engelleyemez ki normal şartlarda. Evet. Hani istisnai bir akla sahip değilse, beceriye sahip değilse, çalışan her zaman için kazanır. Ama bizde anlayış genelde şu, şu adam gelir ise eğer buraya, küçük olsun benim olsun mantığı vardır ya bu. Siyasi partilerde çok daha fazla. O gelirse bana yer kalmaz mantığı var. O yüzden mümkün olduğu kadar bizim olsun. Kimseye dağıtmayalım. Sonra gelir biz yer bulamayız mantığıyla hareket ediyor. Halbuki kendine güvenen, bilgisine... Benim dediğimi sorgulamadan yapabilsin. Tabii. Benim isteklerime cevap verebilsin. O da ayrı bir şey. Çok güzel, çok güzel tamamladınız. Tabii o da ayrı bir şey. Ek olarak. Tartışmasın. Ne dersem onu yapsın. Ben tek başıma yöneteyim aslında. İşte aynı şey, işime karışmasın, küçük olsun benim olsun işte. Evet. Biz burayı büyütmeyelim, işlerimizi büyütmeyelim belki de. Ya da kontrol sadece bende kalsın dediğimiz mantıpa. Çok doğru. Ama Urfa'nın en büyük sorunu aslında Urfa'nın değil. Bütün küçük toplumların sorunu bu. Küçük toplumların, geri toplumların emeğin önde olmayan olmadığı, emeğin önde olmadığı, bakın gerçekten bilginin önde olmadığı, birikimin, çalışkanlığın gerçekten önde olmadığı, liyakatın esas alınmadığı toplumların genel özelliği işte birilerini bertaraf ederek, birilerinin üzerine basarak bir yere gelmek. Evet. En büyük yanlış bu. Herhalde listelerde görülen genel eleştiride bu doğrultuda. Zaten bundan dolayı da yine Karaköprü ilçe teşkilatında AK Parti'nin ciddi anlamda depremler oldu. AK evet, Parti ilçe başkanı, benim meslektaşım avukat Ahmet Aksoy başta olmak üzere pek çok ilçe yöneticisi biliyorsunuz istifa etti ilçe yönetiminden, AK Parti'den. Herhalde onlar da meclis üyeleri, çünkü aynı günde bu istifalar olunca yani meclis üyeliklerinin il seçim kuruluna verildiği gün, yüksek seçim kuruluna sunulmak üzere verildiği gün istifalar olunca söyleyelim mi? Sözüm geçmiyorsa ben bu işi yapamam. Biraz öyle olmuş oluyor ama acaba o söz ne onu bilmiyoruz bakın şimdi. Evet. Acaba o söz olandan daha mı kötü bir tablo oluşturacak veya olandan daha iyi bir tablo için mi konuşulmuştur? Onu tam olarak biz bilmiyoruz içeriğini. Hani hangi konularda tartışma oldu. Ama listelerle alakalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üzücü olan şu bence. Yani parti içi demokrasi ildeki bir koordinasyon, eş güdüm anlamında bir üzücü bir durum söz konusu. O da şundan kaynaklanıyor. Yani şimdi Urfa'ya illa dışarıdan gelen Faruk Çelik gibi bir kaptan mı gerekiyor bize hatırlatıyor. Yani bir tane gelsin güçlü bir adam. Kimse tartışmasın. Herkes onu kabul etsin. O da kendine göre yani tabii ki. Ama ben bunu her zaman söylüyorum. Sayın Faruk Çelik'ten sonra Şanlıurfa siyasi anlamda toparlanamadı. Tabii yani Sayın bu Faruk Çelik zamanında da zoraki de olsa bir birlik beraberlik vardı ama şu andaki tabloya baktığımız zaman o zoraki birlik beraberliği de göremiyoruz. Biz yıllardır Ahmet Bey bunu yaşıyoruz Urfa'da. Bakın yıllarca Urfa'da il özel idaresine genel sekreter atanamadı. Ta Uğur Büyük Hatipoğlu üzerinde anlaşana kadar o zamanki vekillerimiz AK Parti döneminde. Devlet hastanesine başhekim atanamadı. Uzun bir dönem bundan dolayı. Yani aslında bu bizim ayıbımız. Yani 5 kişi yan yana gelip ya da 7 kişi yan yana gelip bir karar alamıyorsak, doğru insanlar üzerinde mutabık kalamıyorsak sorun ne? Sorun şu. Sorun herkes iyi değil de herkes yakınını, adamını, yakınını, kendi ekserinde olan kişiyi tercih ettiği için tartışma çıkıyor. Halbuki liyakat dediğimiz gibi gerçekten önde olsa tartışma olmaz zaten. Yani şimdi 10 kişide, 100 kişide oturup bakın lütfen şu kriterlerdeki en doğru adayı belirleyin dese sorun çıkmayacak. Ama herkese göre en doğru aday kendi adayı. Kendi tercihi. Bizim şehrimizin bu anlamda belki de Türkiye'nin en büyük sorunu bu.
teşkilatlamadan anlayışı, mantığı böyle çıkarıyorlar. Yani teşkilatlama demek bana ait olsun, küçük olsun, benim olsun demek değil ki. Evet. Teşkilatlama demek en iyiyi, en doğruyu, en liyakatlısını bulup oraya getirmek demektir. Zaten o doğruysa bakın, o yaptığı hizmetler ile getirdiği şeylerle sizi güçlü kılar. Çünkü onu siz getirmişsiniz, siz seçmişsiniz. Ama siz diyorsunuz ki hayır, o olmasın. Çünkü belirsiz bir şey, beni geçebilir. Benim önüme çıkabilir. Benim çok iyi bildiğim Urfa'da ve müracaatı olan her iki taraftan, yani her iki taraf derken Urfa içinde baktığımız zaman temelde şu an için, işte Saadet Partisi ve AK Parti saflarında şu anda müracaatı olup da bekleyen, AK Parti'de de yer bulamayan pek çok insan var. Meclis üyeliğinde. Zaten belediye başkanlığı süreci bitti. İnsanlar bir şekilde o tartışmayı şu anda kapattı ama yeni bir tartışma başlamış oldu. Temel sorun, deminden beri böyle uzun bir şekilde ifade etmeye çalıştığım, liyakattan çok yakınlık esas. Yani biz eğer yakınlığı esas tuttuğumuz sürece, küçük olsun benim olsun dediğimiz sürece bu şehirde bir daha fazla adım böyle atamayız. Böyle olunca da memlekette taş üstüne taş koymakta maalesef zorlanıyoruz. Evet. Peki geçen hafta aslında bunun tiyosunu vermiştik, sinyallerini vermiştik. Şanlıurfa'da çatır diyor ifadelerini kullanmıştık. Bunun da altını dolduran cümleler sizde. Hemen onun öncesinde de Sayın Sebahattin Cevheri ile programa girmeden önce telefonla görüştüm kendisiyle. Telefonla canlı bağlantı kurabileceğimiz yönünde kendisine istekte bulundum, bir talepte bulundum. Kendisi görüşmelerin devam ettiğini, bu görüşmeler olumlu ya da olumsuz sonuçlanmadan herhangi bir beyanda bulunmak istemediğini belirtti. Yarın bence bu konu kesinleşecek. Çatır diyor, delik biraz daha bence fazla büyüdü çatıda. Tabii, şimdi şöyle, o konuda ben de bildiklerimi aktarmak istiyorum ve tespitlerimi. Hı hı. Şimdi zaten çok zor bir oluşum. Neden zor bir oluşum? Bir tarafta her ne kadar yani doğrudan partinin yetkilileri tarafından kamuoyunda bir açıklama söz konusu olmasa dahi HDP işin içinde. Evet. Urfa açısından baktığımız zaman. CHP işin içerisinde, Saadet Partisi işin içerisinde. Belki bir nebze Demokrat Parti de işin içerisinde. Evet. Şimdi bunun dışında bir de bağımsız aday olması beklenen veya Saadet Partisi'nin aday olması beklenen bu partilerin dışında daha önce AK Parti'de vekillik yapmış, Urfa Spor'da başkanlık yapmış, Sabahattin Cevheri ismi vardı. O isimde uzlaşıldı. Daha önce de bu konuda tartışmalar oldu. Çatıda çatlak büyümüştü bir dönem. Yani adaylık açıklanmadan önce. Daha sonra bu çatlak giderildi. Urfa'da bu görüşmeyi sürdürenler arasında bir mutabakata varıldı. Sayın Sabahattin Cevheri de bundan dolayı da adaylığını açıklamış oldu. Akabinde de işte Karaköprü ilçesi için, daha sonra Haliliye ve daha sonra da Eyüp ilçesi için adaylar belirlendi. Saadet Partisi çatısı altında adaylıklar deklar edildi ve başvurusu yapıldı. Hı. Şimdi şunu söyleyeyim. Seçim kuruluna verilen listeler kesin listeler değil. Hı hı. İtirazlar üzerine değişebilir. Hı. Bakın. Veya eksik olduğu zaman listelerde seçim kurulu tarafından ek süre veriliyor. Bir nevi süre tutum gibi. Bizde böyle hukukta gerekçe verilir. Ben şunu bir bekletiyorum. Şunu. Hı. 2 günlük süre verilmiş. Yani cuma günü bu iş zaten bitiyor. Hı. Ondan sonra ancak yani Mart'a kadar uzayan bir süreç var. 2 Mart'a kadar. Ama orada itiraz süreleri. Yani örneğin istifalar olabilir. Geri çekilmeler. Hı. Onun üzerine yeni adaylıklar için. İşte akıllara da o soru geliyor. Acaba HDP'nin siyasi bir hamlesi midir? Adaylar geri çekilecek midir? Ben buradan yani ismini zikretmeden... Siyasi hamle olarak görebilir. Yani şöyle, çok dün Ahim Güneş'i okudum. Kendisine programdan sonra arayacağım, kullandım diye cümlene. Evet. Dedi ki HDP tarafından çatıya ultimatom verildi. Urfa için. Hoşuma gitti o yazı. Hı hı. Ultimatom. Yani sen bizi, sen derken yani çatıdan bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla da Sayın Celal'den yoksa onu sen demem. Bizi daha fazla dikkate al, bizi daha fazla işte bu işin içerisine koy. Hı hı. Aksi halde biz varız ultimatomu. Anlaşılan bu kamuoyunda. Hı. O yüzden de 4 yani bir tane büyük şehirde, daha önce büyük şehirde aday yoktu. Hı hı. İşte Hidayet Enmek büyük şehirde. Evet. Ondan sonra Şerif Karaköprü'de, Haliliye'de, Rıdvan Yavuz eski İleş Başkanı, Şerif Bandaş Haliliye, evet. Eyüpiye'de Mahmut Memitanlı aday olarak gösterdiler. Ama meclis üyelikleri halen yok. Birer belki meclis üyelikleri üstüne yazılmış bildiğim kadarıyla ama öyledir. Dolayısıyla şimdi ne bekleniyor? İşte HDP'nin beklentisini tahminen söylemek istiyorum ki
Bu zaten tabanda da tartışılıyor. HDP'nin tabanında da. Yani biz madem ciddi bir potansiyele sahibiz ve bu çatının orta direği biziz, o zaman neden biz yeterince temsil bulamıyoruz? Evet. Diğer taraftan biz HDP'yi bu işin içine katmak istemiyoruz. Çünkü her ne kadar belli bir seçmen kitlesi varsa dahi diğer kesimden, yani merkez sağ seçmenden, merkez seçmenden diyelim. Ben sağ lafını pek sevmiyorum. Yani biraz daha merkezde ortada olan seçmenlerden oy almamız için bizim daha bağımsız durmamız gerekir diye bir anlayış var. Buna da bir parantez açmak isterim. Biri de çok güzel bir ifade kullanmıştı. Trenden inen saadete koşuyor diye. Böyle bir espri yapmıştı. Hoşuma gitti. Burada izleyicilerimize paylaşmak istedim. Dolayısıyla saadet iyi bir vizyon. Hem, özellikle Şanlıurfa merkez ilçelerde büyük bir sıçrama yapacak gibi tabii görünüyor. Tabii öyle idi. Hı hı. Ama şimdi bu çatıda problem olduğu zaman evet, işler değişiyor. Biliyorsunuz 24 Haziran'da Millet İttifakı'nda olan 3 partiden bir tanesiydi Saadet Partisi. 3 evet, parti arasında en az oyu alan Saadet Partisi oldu ki CHP genel merkezi dahi Urfa'dan Saadet'in kazanacağını bekliyordu vekil. Peki HDP Şanlıurfa'da bu söz konusu ilçelerdeki adayları geri çekmezse Sayın Cevheri yoluna Saadet Partisi ile tamam ben devam ederim mi der, yoksa o da mı çektir? Benim kanaatimi soracak olursanız bu işler başta konuşulduğu için bir akit bir anlamda yapıldığı için eğer bu akitte bir uyumsuzluk söz konusu olursa kanaatimi söylüyorum. Bizim bu konuda doğrudan bir şey söylememiz olmaz. Kanaatim adaylıktan çekilir. Bu yarışta olmak istemez. Çünkü HDP'nin çok ciddi bir kitlesi var. Saadet'le beraber seçime girmek aslında seçimi renklendirebilir. Bakın bu kez seçim çok farklı bir hale gelebilir. Ancak buradaki en önemli eleştiri şu bence. Bakın dün itibariyle başvurunun son günü, düne kadar daha bir gün öncesine kadar, salı gününe kadar daha Eyüp'ü ilçesinde belediye başkan adayı belirlendiğinde. Pazartesi günü başka isimler konuşuldu. Biliyorsunuz. Şimdi burada demek ki çok ciddi anlamda yani bir orada da uyumsuzluk daha büyük. Yani Urfa'ya üzülüyorum aslında. Yani 2 milyondan fazla nüfusu olan bir kentte iki taraf diyelim ki temelde iki taraf yarışırken her iki tarafta da çok ciddi anlamda bir koordinasyonsuzluk var. Yine AK Parti tarafında daha az. Diğer tarafa baktığınız zaman adaylar belli değil. Yani 19 Şubat son gün, 19 Şubat'ta dahi adaylıklar belediye başkanlığı açısından daha o gün açıklandı. Evet. Şimdi halen şu anda meclis üyelikleri belli değil. Bugün belki de bir toplantı olduğundan bahsedildi biliyorsunuz. Bu tartışılıyor. Meclis üyeleri kimler olacak? Evet. Ne kadar temsil olacak? HDP bu işin içinde olacak mı olmayacak mı? Üç merkez içerisinde söylüyorum. Sayın Sabahattin Ceveri'nin kendisinin tamamen yetkili olduğunu, yani ben duyumlarım bunlar, birebir görüşmemişim ama herkes bunu böyle biliyor. Listeyi kendisini yapmak istediğini, kimseyi karıştırmak istemediğini, dolayısıyla bu yolda bir anlamda kendi ekibiyle yürümek istediğini İşin olağanı biliyoruz. Da bu değil mi? Şimdi işin olağanı o değil bence. Bakın tabii ki bu böyle konuşulmuş olabilir. Ama işin olağanı bana kalırsa, ben demokrasiden taraf olduğum için, şimdi normalde temsilde adalet deriz biz buna. Seçmeli olan bir yapıya da söz hakkı vermeniz gerekir diye düşünüyorum. Yani bu benim kendi görüşüm. Çünkü demokrasi, demokratik temsil bunu gerektirir. Aksi halde seçim taktiği derseniz ben buna saygı duyarım ama kendi anlayışımda yer bulmaz. Ama ittifaklar yeni olduğu için bu sistem de biraz... Tabii zaten karmaşa oradan kaynaklı. En baştan onu söyledik zaten. Dedik ki ittifaklar çok yeni. Zaten 4 partiyi normalde birbirine bıraksanız ittifak mümkün değil. Ancak burada güçlü bir taraf var diye başka çare olmadığı için o partiler yan yana gelmiş şu anda. Yoksa tek başına bir parti Urfa'da yani bir büyükşehir belediye başkanını alacak düzeyde olsa ben zannetmiyorum ki bu ittifak söz konusu olsun. İstersen şu isimleri hızlıca hemen okuyup nasıl bir karmaşa halinde Şanlıurfa'da aday listesi, onu da izleyicilerimiz takdir edeceklerdir. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Saadet Partisi'nden Sebahattin Cevheri, HDP'den Hidayet Enmek. Haliliye AK Parti Mehmet Can Polat, Saadet Mustafa Hekimoğlu, CHP'nin adayı yok. HDP'nin Şerif Bendaş, İyi Parti'nin Mustafa Reşat, Demokrat Parti'nin yok. Eyyubiye AK Parti Mehmet Kuş, Saadet Halil Yiğit, CHP Sinan Kılıç, HDP Mahmut Memitanlı, İyi Parti Murat Demirkan, Demokrat Parti'nin adayı yok. Karaköprü AK Parti Metin Baydilli,
Saadet Partisi Esum Aslan, CHP'nin adayı yok. HDP Rıdvan Yavuz, İyi Parti Yunus Çoban, Demokrat Parti'nin adayı yok. Akçakale, AK Parti Mehmet Yalçınkaya, Saadet Partisi Abdülhakim Ayhan, CHP Ahmet Geçit, HDP'nin adayı yok. İyi Parti Ömer Ay, Demokrat Parti'nin adayı yok. Harran, Milliyetçi Hareket Partisi Mahmut Özyavuz, Saadet Partisi Halit Kılıçarslan, CHP Mehmet İngin, HDP adayı yok, İyi Parti adayı yok, Demokrat Parti mevcut başkan Mehmet Özyavuz. Ceylan Pınar AK Parti'den Abdullah Aksak, Saadet Partisi Ali Yiğit, Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Emin Çağra, HDP Mehmet Ali Kahraman, İyi Parti Suna Coşkun, Demokrat Parti'de mevcut başkan Menderes Atilla. Viranşehir AK Partisi Ali İkinci, Saadet Partisi Muhammed Kurt, CHP Şehmus Doduk Kanlıoğlu, HDP Servet Kılıç Hıdır Oktay, İyi Parti Adnan Çiftçi, Demokrat Parti'nin adayı yok. Suruç AK Parti Mustafa Yüksel, Saadet Partisi Mehmet Şener, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Eşsiz, HDP Hatice Çevik, İyi Parti Tuğba Coşkun, Demokrat Parti'nin adayı yok. Suruç Mustafa Yüksel, Suruç'u söyledim. Halfeti AK Parti Şeref Alpayrak, Saadet Partisi Kemal Ayhan, CHP Ekrem Morçiçek, HDP Abdurrahman Çiftçi, Emel Çiftyürek, İyi Parti Mahmut Yaman, Demokrat Parti'nin adayı yok. Bozova AK Parti'den Supi Aksoy, Saadet Partisi'nden Muhittin Meral, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şih Müslüm Bayar, HDP'den Mahmut Çakmak, İyi Parti Mehmet Kaya, Demokrat Parti'nin adayı yok. Birecik AK Parti Mahmut Mirkelam, Saadet Partisi Serhat Mehmet, Cumhuriyet Halk Partisi Hüseyin Kıran, HDP Hakan Arıcı Fatma Korkmaz, İyi Parti Mehmet Hicri, Demokrat Parti'nin adayı yok. Siverek Şehmuz Aydın AK Parti, Saadet Partisi'nden Hüseyin Solak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mehmet Fatih Bucak, HDP'den Turan Tüysüz, İyi Parti ve Demokrat Parti'nin adayı yok. Hilvan AK Parti'den Aslan Ali Bayık, Saadet Partisi'nden Hanif Düzme, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ali Turan Avcı, HDP'den Bişar Tüysüz, İyi Parti ve Demokrat Parti'den aday yok. Böyle karışık bir listemiz var şu an burada. Öncelikle ben tabii ki demokratik cesaretleri ve tavırlarından dolayı bütün adayları hem tebrik ediyorum hem de hepsine başarılar diliyorum gerçekten. Ama şunu da buradan bizi izleyenlere iletmek istiyorum gerçekten. Bu yerel bir seçim. Ama tabii ki bütün seçimler gibi çok önemli. Bizim partiden daha çok adaya bakmak lazım gerçekten. Yani burada parti tavrından daha çok aday çok önemli. Vizyon, proje. Tabii mesela siz Büyükşehir'de örneğin AK Parti adayına oy verip ilçede de HDP adayına oy verebilirsiniz. Buna mani bir şey yok. Eğer ilçedeki HDP adayı veya CHP adayı, Demokrat Parti adayı gerçekten bilgi birikimiyle, bakın projeleriyle daha fazla iş yapacak biri ise lütfen şu partiden diye, yani örneğin bunu HDP'li seçmene de söylemek lazım, AK Parti'den diye veya CHP'den diye oy vermemezlik etmeyelim. Çünkü bakın şehircilik politikalarıyla, tarım politikalarıyla, burası bir tarım şehri, evet, turistik politikalarla, yani turizm politikalarıyla, dediğim gibi şehircilik vizyonuyla iş yapan bir belediye başkanı çok şey yapar. Her zaman Yılmaz Büyükerşen örneğini veriyoruz. Eskişehir'de Demokratik Sol Parti'den seçimi kazandı. Hı hı. Hem de Demokratik Sol Parti'nin çok daha böyle oylarının düşük olduğu bir dönemde tek başına, tek şehirde, Eskişehir gibi büyük bir şehirde seçim kazandı. Niye? Çünkü projeleriyle Eskişehir'i modern bir kent haline getirmiş. Bir Venedik diyorlar mesela. Orada Porsuk Çayı'yla yaptığı çalışma, Eskişehir'deki anlayışı, belediyecilik anlayışı, hizmetleri Eskişehir'i yaşanabilir kentler arasında en öne taşımış. Burada bütün ilçeler ve dolayısıyla büyükşehir ciddi anlamda belediyecilik hizmeti yaparsa, başta en büyük sorunumuz olan bana göre işsizlik ve ekonomik soruna çok ciddi anlamda çözüm getirir. Evet. Şimdi bakın, ben bir parantez açayım. Türkiye'de işsizlik bugün daha veri 12.3'e gelmiş, %12.3. Genç işsizlik %23'e yaklaşmış. Genç nüfus Türkiye'de
En fazla Şanlıurfa'da, Urfa'da. Yaş ortalamamız 18 hemen hemen. Yani Türkiye, Sinop'ta 40. Evet. Bakın Sinop ilinde yaş ortalaması 40, bizde yaş ortalaması 18. 18 olan bir ilde ne demek biliyor musunuz bazısında? İşsizlik en fazla bizde. Gerçekten diyorum bakın. Türkiye'de en fazla işsizlik burada, en fazla yoksul burada. Eğer burada maalesef bu belediyecilik manasında iyi işler yapılırsa, iyi işler, bu kendin öne açılır. İstihdam politikaları çok önemli. Demin Sayın Başkan da ifade etmeye çalıştı. Dolayısıyla biz lütfen adaya bakalım. Elbette ki parti ehemmiyetli. Şu denmesin. Efendim işte o parti iktidar partisi olmaz ise hizmet gelmez. Hayır efendim öyle bir şey yok. Bakın söyledim size. Muhalefet partisi DSP. Eskişehir'de hizmet yapmış. Ama daha sonra tabii ki CHP'ye geçmiş Sayın Yılmaz Büyükelçinin. Ama adı Eskişehir Büyükşehir Başkanlığı, Belediye Başkanlığı'ndan Türkiye'de ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak geçmiş. Evet. Uzun bir dönem kamuoyunda tartışılmış. İstanbul'un belediye başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olmuş. Yani belediyecilik çok önemli. Dolayısıyla biz seçimimizi yaparken lütfen adaya bakalım. Lütfen. Adaya ve ekibine, vizyonuna neler getirecek onu değerlendirelim ve takdirimizi öyle yapalım. Yoksa her zaman söylediğimiz gibi fanatik bir futbol takım taraftarı gibi davranırsak evet, bizim parti veya bizim partiden değil diye inanın kaybeden biz oluruz, kaybeden Urfa olur. Bakın bir şey ekleyeyim. Türkiye'de son bir yılda günde 10 bin kişi CİMER'e, yani Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz bilgi işlem merkezine şikayette bulunmuş. Yılda 3 milyon 600 bin şikayet var. Neden? Çünkü yerelde sorunlar çözülmüyor diye. Bunların bir kısmı merkezi hükümetle ilgili olabilir. Yani örneğin adliye ile ilgili veya Urfa'daki bazı kurumlarla ilgili olabilir bu şikayetler. Ama yerelle ilgili şikayet de çok fazla ve bunların hepsi bir yere gitmiş. Ama işte bu dediğimiz yerel yönetimler güçlenirse, yerinden yönetim güçlenirse, şeffaflık artarsa, bakın şeffaflık, hesap verme artar ise. Ama vatandaş da biliyor, kurumların başındaki insanların çoğu, hepsi demeyeyim, bazıları, birileri kendilerini aramadığı müddetçe mevcut sorunlar çözülmediği için vatandaş da sorunu oraya başvurmakta buluyor. Ne yapsın? Bu doğru. Ama bakın bu elbette ki olmalı. Ben hep şundan tarafım. Derim ki asla sözde kalmasın, yazıya geçirin ve mutlaka yapın şikayetinizi. Beklentinizi dile getirin. Sadece şikayet değil. Hı hı. Şikayet, talep etme. Bakın talep etme, bildirin. Evet. Bunlar da çok önemli. Elbette ki olmalı. Ama eylemlilik sadece bu değil. Ben vatandaşa asla, bakın ben vatandaşa şikayet etmedim. Hı. Dedim ki eğer bu kentte yerel birimler bahsettiğimiz ölçüde. Ben de bu söylemize katkıda bulmak için söyledim. Tabii evet, çok teşekkürler. Ama doğru. Zaten hı, vatandaş yapacak bunu. Evet. Ama bir, şunu söyleyeyim. Eylemlilik, bildirim mutlaka bireysel de olmalı ama aynı zamanda örgütlü de olmalı. Ne demek bu? Biz bir mahallede aynı sorunu yaşıyorsak, lütfen hangi anlayışta olursak olalım, o mahallenin sorunlarını hep beraber de dile getirebiliriz. Hı hı. Bugün bana dediler ki Ulubağ mahallesinden, burada her gün 8 saat elektrik çekiliyor diye Urfa'da. Dedim lütfen hepiniz oturun, ben de aynı şeyi önerdim. Dedim 100 günde bütün mahalle sakinleri, 1000'den fazla nüfusu var oranın. 3000'den fazla. Dedim oturun hepiniz CİMER'e yazın hep beraber. Elektrik konusunda nereye yazarlarsa yazsınlar. Örneğin ama bunu nereye getirsek ısrarlı bir şekilde evet, sorun çözülür. Keşke bütün mesele ısrarlı, kararlı bir şekilde sorunu gündeme getirmek. Hı-hı. İnanın bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Soru olarak söylüyorum. 1000 kişi bir mahalleden aynı anda ve de aynı gün içerisinde sorunu bir yere iletirse sizce o sorun çözülmez mi? Bence adım atılır. Hı-hı. Adım atmalıyız. Sorunu dile getirmeliyiz tabii ki. Ama seçim yaparken de işte sorunlarımızı düşünüp, sorunlarımızı, yakınlarımız değil. Evet. Bakın sorunlarımızı düşünüp sorunlarımıza kim çözüm getirecekse ona oy vermeliyiz. Peki Sayın Demirkol, ağzınıza sağlık. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Bu hafta da stüdyomuza konuk olduk. Ben teşekkür ederim. Güzel olan söylediğinde bu hafta sonuna geldik. Haftaya yine inşallah sizleri bu stüdyomuzda ağırlamak isteriz. İnşallah. Sevgili izleyenler, Yüz Yüze Siyaset'te bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Avukat Yahya Demirkol bizlerle birlikteydi. Tekrar ayaklarına sağlık, teşekkürlerimizi sunuyoruz sana. Bir başka programda yeniden karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın.